sondaj kazılarının yapıldığı söyleniyor. Hatta gömü tarzı mezarların da çıkarıldığı bilgisi verildi ama gelin görün ki ona rağmen bunların da herhalde üstü örtülecek şekilde. Bir de herhangi bir hazırlığı doğru düzgün yapılmadan oldu bittiye getirilmiş bir proje yani. İpek yolunu ve özellikle Mezopotamya Ovası'nı Sasanilere karşı koruyabilmek için inşa edilmiş yaklaşık 60 bin kişilik bir garnizon şehir. 4 kilometrelik surlarla birlikte su sarnıçları, efendime söyleyeyim, kaya mezarları, katedralleri, amfiteyatrolarıyla devasa antik bir şehir. Efes antik şehirle yarışacak büyüklükte ve görkemde bir şehir. Dara'ya gelecek olan misafirlerin özellikle girişlerin ücretlendirilmesi için tasarlanmış olan bir bina. Daha önce bu proje aslında Dika adı altında yürütülüyordu. Burası daha çok prefabrik bina olarak düşünülüyordu ama şimdi bu binayı bu şekilde hangi akla hizmet inşa ettiler gerçekten akla alır değil. Tabii hani bu bina inşa edilmeden önce hani bu işlerin yol yöntemi vardır. Kurum görüşleri alınır. Hani müze burada herhangi bir kazı çalışması yürüttü mü? Hani herhangi bir arkeolojik veri var mı diye, burayla ilgili herhangi bir arkeolojik çalışma yürütüldü mü? Ona da vakıf değiliz. Hani gelişi güzel mi bu bina yapıldı? Bir de sit alanının içinde hemen. Yani sit alanının içinde görsel olarak da korkunç, sit alanına zarar veren bir görselliğe sahip. Hani bunu gerçekten bu şekilde dünyanın neresine giderseniz gidin böyle bir görseye, böyle bir manzarayla karşılaşamazsınız. Yani hem kendi tarihimize hem kendi doğamıza bu kadar zarar veren başka bir ülke ya da başka bir millet var mıdır bilmiyorum yani gerçekten.